Hepinize yeniden selam arkadaşlar, ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte Fire Emir'de. Bugün Euro 2020 veya 2021 dersiniz. Son 16 karşılaşmaları var. Belçika, Portekiz ve Hollanda, Çek Cumhuriyeti. Tabii ki de burada açık ara en çekişmeli maç Belçika-Fransa. Ay pardon, Belçika-Fransa değil, Belçika-Portekiz. Ben niye Fransa'yı aldım, pardon bir dakika. Burada bugün bunu izleyici modunda oynayacağız yine. Böyle karşılaşmalarda objektif olmaya çalışıyoruz. İzleyici modunda da burada böyle kalacağız. bu takımlar ilk defa büyük bir turnuvada karşı karşıya gelecek. Büyük turnuva dediğim işte Dünya Kupası'dır, Avrupa Şampiyonası'dır falan, yani böyle hakikaten çok çok büyük turnuvalardı. Kadrolara bakamıyorum. Bu oyunun yaptığı kadro olacak. Hop. Şöyle zorluğu arttıracağım. Çünkü iki takım da böyle efsanevi de oynasın. Aynen, efsanevi de oynasın. Rekabetçi mod kapalı olsun. Daha güzel bir maç olur. O zaman oynaya da basalım. İzleyici modunda bakalım. FIFA'nın tahmini ne olacak bu yönde? Ben 2-1 Belçika kazanır diyorum. Golleri Kevin De Bruyne atar. Bir de Mertens atar. Portekiz'de de Ronaldo atar. Evet, haydi bakalım. Lukaku var Belçika'da, o da çok tehlikeli bir oyuncu bu yıl. Şampiyonluk yaşadı Inter Milan'la birlikte. Dikkat edilmesi gereken biri ve hakikaten adam yani boğa gibi biri. Hani durdurulması falan da çok zor. Hızı da var, fiziği de var, gücü de var. Telemans çok potansiyelli biri bu da, oyunda olsun. Gerçekte de bu yıl gerçekten iyi oynadı. Şimdi Lukaku. Lukaku Diaz'a bir fake atı, bu arada faul. Bir kart gelecek mi? Evet, kart gelmedi. Kevin De Bruyne Mönü'ye attı. Mönü'den tekrar De Bruyne'a. De Bruyne. De Bruyne topu çeviriyor şu anda. Telemans attı. Telemans. O da topu çeviriyor şu anda. Evet, Telemans top kaptırdı. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Portekiz'de çok etkili bir isim değil milli takımda. Ama bakalım artık bu oyunda ne yapar. Bu arada offside yok orada. Bruno Fernandes tekrar Semedo'ya döndü. Bence yanlış bir hareket yaptı. Bernardo Silva orada boştaydı. Semedo. Nelson Semedo'dan Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Diego Jota'ya güzel bir orta olmadı maalesef. Kevin De Bruyne. Mönye. Thomas Mönye'den tekrar De Bruyne'a. De Bruyne topunu kaptırdı fakat tekrar aldı Belçika. Şimdi Thorgan Hazard. Thorgan Hazard çok iyi bir kontrol. Thorgan Hazard gidiyor. Thorgan Hazard Semedo'yu geçebilecek mi? Thorgan Hazard orada geçemeden ortaya açtı. Lukaku kafayı vuramadı. Şimdi Danilo Pereira. Danilo Pereira'dan Bernardo Silva'ya. Vertonghen'le karşı karşıya Bernardo Silva şu anda. Bruno Fernandes attı. Bruno Fernandes şut açısı bulamadı. Diego Jota. Otadan top kaptırdı o da. Şimdi Belçika kontrata. Mertens. Telemans attı. Telemans'tan Hazard. Hazard. Bu küçük Hazard. Şimdi Mertens. Mertens pasını atamadı. Ruben Diaz var. Şu anda aktif olarak, yani form olarak bence en iyi stoper. Yani bu yıl sizin şampiyonluğundaki en iyi alanlardan biriydi. Yani Phil Foden. Bir de Ruben Dias. Yani bu ikisi çok önemliydi. Zaten öyle forvetleri pek yoktu. Yani etkili olamadılar forvet konusunda. Kevin De Bruyne de bir bölümde yine sakattı. İlkay Gündoğan da 12 tane falan gol attı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani İlkay Gündoğan için de çok iyiydi. Şimdi De Bruyne. Lukaku'ya çok klas bir pas. Lukaku'dan Hazard'a. Eden Hazard'dan kardeş Thorgan Hazard'ı. Böyle bir şey yani çok güzel bir şey yani. Abi kardeş böyle aynı takımda oynuyorsunuz. Birbirinize gol asist falan yaptırıyorsunuz böyle. Mükemmel yani. Keşke böyle bir şey olabilse, yani hakikaten güzel olur. Bernardo Silva Ronaldo'ya. Ronaldo. Renato Sanchez'e fakat offside beklentisi var. Evet, bu offside, offside. Jason Denayer. Tanıdık bir isim. Ülkemizde Galatasaray'da da oynamıştı bir dönemler. Kevin De Bruyne, Telemans'a.
Tillman'ın Alderweireld'ı. Alderweireld, Kevin De Bruyne'a paslaşıyorlar şu anda. Kevin De Bruyne attı Meunier'e, Meunier'den Lukaku'ya. Lukaku'dan tekrar Tillman'sa, o orada Belçika topu kaptırdı. Şimdi Cristiano Ronaldo, Ronaldo geriye döndü. Açıkçası Ronaldo orada ilerlese de bence geçebilecek biri. Şimdi Ronaldo, Ronaldo tekrar geriye döndü. Rekabetçi mi oldu mu artık acaba? Orada çünkü daha çok şalon falan yapıyorlardı hani. Orada Bruno Fernandes, evet sıkıştı şu anda orada. Herkes geriye dönüyor abi, bir uzaktan şut çekin ya. Ronaldo! Çok iyi bir şut. Ama kalede de Thibaut Courtois var, o da mükemmel bir isim. Portekiz'in de kalecisi galiba Rui Patricio'ydu. Portekiz'de aynı seviyede çok iyi iki tane kaleci var. Yani Antonio Lopez ve Rui Patricio. Bu arada offside beklentisi var. Offside yok. Diego Jota. Jota! Diego Jota. Liverpool'un sol kanatı. Bu yıl iyi bir form yakalamıştı bir zamanlar hatta. Çok iyi bir atak yaptılar. Orada Diego Jota bomboştu ve attı. Yani orada zaten adam bomboş bıraktıysanız orada oradan pek de geri çevirme ihtimaliniz yoktur. Hani Thibaut Courtois var ama o adam da ne yapsın artık yani. Ve 40. dakikada Portekiz 1-0 öne geçiyor Belçika karşısında. Şimdi Eden Hazard. Eden Hazard da çok iyiydi eskiden Chelsea döneminde. Ancak Real Madrid'de afalladı. Yani sakatlıkları geldi. Sakatlanmadığı zamanlarda da o kadar iyi oynayamadı. Ama onun için işler pek iyi gitmedi yani. Belki son bir şansı da vardır. Şimdi Thorgan Hazard kanattan gidiyor. Thorgan Hazard açtı ortayı. Mertens'e ama yani. Bu arada Kevin De Bruyne topu aldı. Eden Hazard'dan Mertens'e. Mertens'ten Tillman'sa. Tillman'sa Hazard'a. Hazard. Hazard Bruno Fernandes'i geçmeye çalışıyor. Topu kaptırmadı. Kevin De Bruyne kafayı vuramadı ve ilk yarının da bitmesi bekleniyor şu anda. Evet ve ilk yarının düdüğü çaldı. Portekiz Belçika karşısında 1-0 şu anda öne geçti. Belçika'nın şutu bile yok öyle diyelim. Gerçi şu an bir takım seçemiyoruz. Belçika'nın kadrosu da böyle. Kadrolarında... Bu arada Hazard'ın falan reytingi hakikaten düşürülmüş yani 86'da. Hani kardeş Hazard abisinin reytingini geçebilecek mi sizce? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Renato Sanchez Diego Jota'ya, Diego Jota'dan Guerrero'ya, Guerrero, Guerrero. Evet sıkıştı orada tekrardan Diego, Renato Sanchez'i, Renato Sanchez'den de La Pereira, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo şu anda top sürüyor. Ronaldo şutunu çekemedi. Diego Jota'dan Danilo Pereira'ya. Evet şu anda Rafael Guerrero Pepe attı. Şimdi Nelson Semedo. Nelson Semedo Bernardo Silva'ya çok iyi paslar. Bu arada Ataç Koral şu anda Bruno Fernandes'den Ronaldo'ya. Ronaldo gidiyor. Ronaldo denen yere geçemedi. Pasını attı tekrardan. Danilo Pereira Ronaldo'dan. Renato Sanchez. Offside yok. Offside yok. Mükemmel bir atak. Mükemmel paslar. Mükemmel atak. Yani çok çok iyi. Mükemmel oynuyor Portekiz. Ronaldo'yu topu atıp Ronaldo'nun bir şeyler yapmasını beklemiyorlar. Şu an tam tersine Ronaldo iyi paslar atıyor. Oyunculara asistini yapıyor. Yani şahane bir futbol şöleni izliyoruz şu anda. Şimdi Belçika santrasını yapıyor. Tillmans. Tillmans. Attı Thorgan Hazard'a. Thorgan Hazard. Bakalım geçebilecek mi? Ancak Belçika'da da durum tam tersine. Bir oyuncular bireysel bir şeyler yapıyor. Yani karşıda Ronaldo var. Ve o takım bireysel oynamıyor.
bence çok bir şansları yok şu anda Belçika'nın. Bernardo Silva'ya olmadığı o pas. Olsa zaten azıcık daha şey olurdu yani. Abartı olurdu o kadar. Ronaldo, evet, şu anda De Bruyne. De Bruyne Torgan atardı attı. Offside beklentisi var. Evet, offside yok. Orada hata çıkabilirlerdi hızlıca. Şu anda top kaptırırlar. Bruno Fernandes. Bernardo Silva'ya. Oradan Ronaldo'ya. Ronaldo Bernardo Silva'ya. Burada Renato Sanchez şu anda forvette oynuyor. Orada oyuncu değişiklikleri de var. Trossard giriyor ve Thorgan Hazard çıkıyor. Ayrıca Palinia girip Renato Sanchez de çıkıyor. İki tane her takım birer değişiklik yaptı. Vertonghen'den Trossard'ı. Trossard Hazard'ı. Oradan Lukaku. Lukaku Mertens attı. Mertens'ten Trossard. Trossard şimdi orada sıkıştı. Telemans'a. Telemans'a Mertens'e. Şu anda Eden Hazard'tı. Hazard'dan Telemans'a. Herkes sıkıştı anda Telemans'a dönüyor. Yani Telemans orada çok çok önemli bir oyuncu bu durumdan dolayı. Ayrıca Telemans topu da kaybetmiyor. Şu anda Trossard sıkıştı orada. Evet. Trossard pas açısı arıyor şu anda ve top kaptırdı ama touch kullanacak şimdi Belçika. Trossard Eden Hazard'a attı. Hazard'dan Trossard'a tekrar. Bu arada evet. Tekrardan touch. Oyun burada sıkıştı şu anda. Tamam, Telemans yine oyunu açacak isim bu arada. Bernardo Silva Portekiz için bir kontrol atak şansı ama hızlıca değerlendirmeleri lazım. Ronaldo. Ronaldo şu anda gidiyor ama sıkıştı. Yani zorluyorlar Ronaldo'yu şu anda. Evet, Palinha'ya döndü. Şimdi Danilo Pereira'dan Bruno Fernandes'e. Bruno Fernandes'den Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva. Bernardo Silva çok büyük bir hata orada kötü yaptı. Bu arada Portekiz. Evet, yine yapamadılar. Yani şaşırmamak elde değil. Gerçekten böyle bir şey. Diego Jota, Rafael Guerrero'ya. Guerrero. Guerrero gidiyor. Guerrero. Guerrero. Ama ortasına açamadı. Şimdi tekrar topunu aldı. Danilo Pereira'ya. Danilo Pereira. Danilo Pereira attı Diego Jota'ya. Diego Jota. Diego Jota. Jota döndü. Şimdi Jota attı Palinha'ya. Palinha. Palinha. Atamadı. Yani ben yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Şimdi Portekiz'e Mendes girdi. Nelson Semedo çıktı. Denayer. Bu arada Belçika'nın 2 tane oyuncu değişikliği hakkı kaldı. Portekiz'in ise bir gerçekteki gibi 5 tane yok burada. Bu arada kalelerde Uri Patricio var. Mendes yeni oyuna girdi. Uri Patricio Portekiz'in Wolverhampton'da oynayan kalecisi. Şimdi Rafael Guerrero. Guerrero'dan Jota'ya uzun bir pas. Yani Diego Jota orada hep boşta bekliyor. Ya bu adam kaçıyor ya da Belçika yani adamı tutamıyor. Anlayamadım. Bu arada çok mükemmel ötesi pas. Of, o geçmedi maalesef. Yani Eden Hazard'ın da orada hakikaten hala klasını görebiliyoruz. Bu adam mükemmel oynuyor gerçekten. Şimdi Trossard'a. Trossard Mendes'e karşı karşıya. Şimdi Eden Hazard'a attı. Eden Hazard. Lukaku. Bu arada faul yok. Ronaldo. Bernardo Silva. Mendes attı. Bu arada maçın her an bitmesi bekleniyor şu anda. Mendes son bir atak şansı. Mendes. Mendes giriyor. Mendes Bruno Fernandes attı. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ceza sahasına girdi. Tekrar Danilo Pereira'ya. Bruno Fernandes. Maç her an bitebilir. 90 artı 4'e giriyoruz artık. Evet ve bitti. Portekiz 2-0 kazandı Belçika karşısında. FIFA'nın tahmini 2-0 Portekiz kazanırmış arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Belçika'nın şutu bile yoktu. Yani Portekiz'e pistin oynadı. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Daha fazlası için yorumlara yazmanız yeterli. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bay bay.